Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kıymetli öğrencileri ve sevgili Arapça severler. Evet, Şenol Hoca ile Arapça Karınca Kararınca adlı videolarımızda 9. Sınıflar Arapça Ders Kitabı'nın 43. sayfası ile, evet 37. sayfa ile 43. sayfa aralarındaki alıştırmalarımızı ve ders kitabımızın bir çözümlemesini hep birlikte yapıyoruz. Evet, videomuza hoş geldiniz diyorum. Ve hemen videomuzda ilk 37. sayfadaki ilk alıştırmayla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir önceki sayfalarda bazı fiillerle ilgili ifadeleri görmüştük. Hatta bir önceki alıştırmamızda videomuzda da e, özellikle sıra sayıları ile ilgili. El-Evvelu, El-Ula el -e, müzeker mühendisiyle. El-Sani, El-Saniyetu, El-Salisu, es salisetu el -sali, El-Rabiu, El-Rabiatu e, veya El-Khamisu, El-Khamisetu. E, bunları okunuşuyla da eğer öğrenecek olursak El-Khamisu, El-Khamise şeklinde de mühendisi okuyabilirsiniz. E, bunu da söylemiş olalım. Bu sıra sayılarını göstermiştik zaten, bu konuyu işlemiştik sizlerle. Hatta saatler konusunda işlemiştik. Saatlerin de sıra sayılarıyla yapıldığını, özellikle binadaki mesela birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat veya birinci öğrenci, ikinci öğrenci diye söyleyeceğimiz zaman sıra sayılarını kullanıyorduk. Saatlerde de sıra sayılarını kullanıyorduk. Bir de bu konunun sıfat tamlamasıyla çok yakın bir alakası, ilişkisi vardı. Sıfat tamlamasındaki o dört kural, dört açıdan birbirine uyumlu olması gereken kural burada da geçerliydi. Eh, ancak sıra sayılarını e, ne yapıyorduk arkadaşlar sıfat tamlaması gibi söylediğimiz zaman Türkçedekinin tersi gibi veya Türkçe çevirdiğiniz zaman alt alta geldiğinde aynı hizada olacak şekilde yapıyorduk. Nasıl? 6. E, kat dediğimiz zaman önce kat kelimesini sağdan sola doğru yazıyoruz. Önce katı sonra altıncı'yı yazıyorduk. Saatlerde de yine sıra e, sayılarını saat kelimesinden sonra kullanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, saat şudur denmiyor. Sıfat tamlaması yapısında oluyor. Şimdi örneklerle beraber daha iyi anlamış olacağız. arkadaşlar arkadaşlar. İstemir ile saati saatleri dinle ve aydha onları tekrar et. Tüm mektup saati ve rakmeha saatleri yaz ve rakamlarını yaz. Hasıla sureti suvarı kemer film misal. Örnekte olduğu gibi resime göre resimlere göre rakamları ve saatlerini ne diyor yaz diyor arkadaşlar. Hem rakamlarla yazılmış hem de yazıyla yazılmış saatlerimiz. Bakınız birinci sağdaki en baştaki Es-sa'atul vahide Es-sa'atul vahidetu ve de es-sa'atul vahide diye okuyabilirsiniz arkadaşlar. Saat 01.00 değil mi arkadaşlar? Es-sa'atul vahide saat 1 demek. Es-sa'atus salise saat 3. Es-sa'atul hamise saat 5. Es-sa'atus sadise saat 6. Es-sa'atus samine saat 8'den aklınıza gelecek 8. Es-sa'atur rabia erba'dan aklınıza gelsin saat 4. Es-sa'atus sadise saat 8 insan saat 2. Es-saatu's-saniye saat 12 demiş olduk. Arapçada saatler 13 14 15 16 yani 24'lük saat dilimine göre değil, 12 saat dilimine göre ve öğleden sonrakilerde ise işte genelde vakit ifadesini kullanıyoruz. Ba'de zuhri öğleden sonra, fil-mesai gibi akşamleyin veya fil-leyli, bil geceleyin e, sabahen, mesaen ifadeleriyle vaktini ifade ederek e, saatleri söylüyorduk değil mi arkadaşlar? Veya da muntasafin leyni, gece yarısı. E, bir de saatleri biraz daha sonra göreceğiz e, bazı alıştırmalarını. Burada bu sayfada bizden istenen şey hemen altta da var bu saatlerin bir kısmı. Onu da söyleyelim. Es saatü sabi'a saat 7. Es saatü tasi'a saat 9. Es saatü aşira aşaradan saat 10. Es saatü hadiyet tü aşara aşirete, o da saat 11 demiş olduk arkadaşlar. Bu saatleri şimdi şu ortada gördüğünüz saat resmi kutucuklar bırakılmış. Bir tanesini kitabımız yapmış. Bir demiş es saatul vahide. İkiye ne diyecektik? Es saatü saniye. İstinaden saniye. Saat mühendis olduğu için sıra sayısı da hemen mühendis geliyor mu arkadaşlar? Sıra sayısı da mühendis geliyor. Müzekelleri var mı? Bunların var tabii ki. Ama saat kelimesi mühendis olduğu için sıra sayısı da ne gelecek? Mühendis. Es saatul vahide. Es saatü sani saniye saat 2 es saatu saat 3 es saatu rabia saat 4 es saatu khamise saat 5 es saatu es saatu sadise saat 6 es saatu sabia saat 7 es saatu samine saat 8 es saatu tasia tis aklınıza gelsin saat 9 es saatu ashira saat 10 es saatu hadiyete ehad ve eh, hadiye kelimelerin müennesi. Es saatul hadiyete aşarete saat 11. Es saatul saniyete aşarate, saat 12. 11 ve 12 sayılarında arkadaşlar saat kelimesi müennes olduğu için 11 ve 12'nin 1 ve 2'si de müennes oluyor. Dolayısıyla 11 ve 12'nin e, tam uyumlu gelirler. Mesela ehade aşara, e, eh hadiyete aşara veya da eh e, aşara e, şey e, saniye aşara saniye taşara sıra sayısı olduğu için saniye aşara saniye taşara aşrate şeklinde tam uyumlu geliyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu alıştırmayı da böylelikle yapmış olduk. Hemen bir alttaki sayfada yine devam ediyoruz. Sa farklı saat resimleri verilmiş bu saatlerin kaç olduğunu tam saatleri söylüyoruz arkadaşlar. Şu an buçuk geçiyor, kala var onları daha görmedik. Tam saatleri öğreniyoruz. Üktübüs saat, saatleri yaz. Hasele suvari resimlere göre saatleri yaz. Kemal fil nisa örnekte olduğu gibi saatleri yaz. Thümme ikraha sonra onları oku. Hemen birinci resmi kitabımız yapmış. Es saatul hadiye taşara saat 11 mi? Evet. Peki ikinci es suratul, es suratul saniye İkinci resimde saat kaç görünüyor arkadaşlar? Burada da saat bir mi? Evet. O zaman ne diyeceğiz? Es saatul vahide. Bakınız evvelu ve e, el-ula idi birinci demek ama saatlerde evvel ve ula'yı kullanmıyoruz. Vahid ve vahideyi kullanıyoruz. Özellikle saat mühendisi olacağı için saatlerde vahideyi kullanmış oluyoruz. Es-sa'atul vahide saat bir. Es Hemen ilk üçüncü resme baktığınız saat dokuz. Es-sa'atut tasia demeniz gerekiyor. Hemen bir sonraki saat yedi. Es-sa'atus sabi'a saat yedi. Hemen alta geçtik. E, saatimiz 5'i gösteriyor. Es saatul hamise. Saat 5. Yanındakine bakıyorum. Saat 2. Es saatü saniye. Saat 2. Hemen altına baktım. Saat 6. Es saatü sadise. Saat 6. Hemen diğerine baktım. Saat 10. Es saatul aşira. Saat 10. Alta geçtik. Saatimiz tam 12. Es saatu saniyetu aşarete. Es saatu saniyetu aşarete. Saat 12. Diğerine bakıyorum yanındakine solda. O da nedir arkadaşlar? Saat 3'ü gösteriyor. Es saatu saniyse. Es saatu saniyse. Bu da saat 3 olmuş oldu. Diğerine baktım saat 8. Es saatu saniyse. Saat 8. Hemen diğerine bakıyorum saat 4. Es saatu rabia. Saat 4. Hocam rabiatu niye demiyorsun? Mühendis olduğu için sonunu bu şekilde okuyoruz arkadaşlar hemen bir sonraki alıştırmamızda bir diyaloglar var. Hemen orayı hızlı bir şekilde ilerleyelim. Hem öğrendiğimiz var, bazı ifadeler var. Evet, istemi ilehi var. Diyalog dinle ve onu oku. Evet arkadaşlar, t ve h sesi var harfi var değil mi? Bunlar normal özel isim arkadaşlar. Taha ismi var ya Taha. Türkçede de kullanılıyor özel isim olarak. Taha. Taha ve Muhammed mühendisani isnani. Mühendis kelimesi bir önceki alıştırmalarda videomuzda da geçmişti bu ikililer. Mühendisani isnani. Taha ve Muhammed iki mühendistir. Ah, hel huma sadiqani? Hel huma sadiqani? Taha ve Muhammed yani onlardan bahsediliyor. Huma neydi o ikisi? Hel huma sadiqani? O ikisi arkadaş mı? Ne'am. Sol taraftan devam ediyoruz arkadaşlar. Sağdan sola doğru. unutmayın. Ne'am. Huma ya'malani fil, muhte fil muhtebari ma'an. Hüme o ikisi ya'melani, amele ya'melu, çalışmak. Hüme ya'melani, o ikisi çalışıyor. Fil muhteber, geçmişti arkadaşlar muhteber kelimesi neydi? Muhteber, laboratuvar. Ma'an, ma'a, beraber, birlikte. Ma'an, e, mansup olacak arkadaşlar, hal olduğu için. E, dolayısıyla zarf durumunda. E, Ma'an, birlikte, muhteber. Yani laboratuvarda, o ikisi birlikte e, laboratuvarda çalışıyorlar. Çalışıyor. Eyni hazel muhteber. Eyni hazel muhteber. Bu laboratuvar nerededir? Bu laboratuvar nerede? Hemen demiş ki el muhteberu laboratuvar fi camiati marmara. Camiati, camia üniversitesi. Marmara, Marmara Üniversitesi. Fi camiati marmara. Laboratuvar Marmara Üniversitesi'ndedir. Ene ve uhti ben ve kız kardeşim. Ene ve uhti ben ve kız kardeşim. Fi hadihil camiati eydan. Eydan de daha iki katacak. Ben ve kız kardeşim de bu üniversitedeyiz. Ben ve kız kardeşim de bunu üniversitedeyiz. <laughs> Meze tedrusani entuma. Entuma siz ikiniz. Meze tedrusani erkek olduğu için bir tanesi entuma diye söyledi. Meze tedrusani entuma siz ikiniz. E, ne okuyorsunuz orada? Ne hangi bölümde okuyorsunuz? Manasında ne okuyorsunuz? Ne çalışıyorsunuz da de denilebilir ama ne okuyorsunuz diye tercüme etmek daha güzel. Orada ne okuyorsunuz? Ene edrusu fi kulliyeti hendese. hendese. Mühendislik. Anne adı fi külleyi etil hendeşe. Ben mühendislikte mühendis, külleye fakülte. Ben mühendislik fakültesinde okuyorum. Hel uhtuke, ki, hel uçtu olması lazım burası. Hel uhtuke, senin kız kardeşin tedrusine fi külleyi etil eydan. Senin kız kardeşin de mühendislik fakültesinde mi okuyor? Ee, oraya da ne demiş? La hayır. Hiye la tedrus demiş. Orada da la tedrusine demesi lazım. Hiye'den dolayı arkadaşlar çekimini müzari çekimi doğru verilmesi lazım burada. E, la hiye la tedrusine yine fi kulliyetil hendeset. Hayır o mühendislik fakültesinde okumuyor. Hiye talibetun öğrencidir. Fi kulliyeti ilahiyat. İlahiyat bizim Türkçedeki ilahiyat fakültesi. Aslında Türkçe Araplar bu ifadeyi kullanmıyor arkadaşlar. Bu Türklerde kullanılan bir ibare ama yazımından dolayı biz ilahiyat diye okuyoruz. Fi kulliyetil ilahiyat. İlahiyat fakültesinde öğrencidir o demiş oldu. Affen. Özür dilerim. Pardon. El muhteberu. E, yani neydi? Laboratuvar. Fi eyyit tabık. Yani laboratuvar hangi e, kattadır? Kaçın hangi kattadır? Eyyu, eyyi, eyye diye okunan muhreb bir soru ismi. Eyyu soru ismi hangi, hangisi demek arkadaş. Tabık neydi? Fit tabiqi salis üçüncü kat. Fit tabiqi rabi dördüncü kat manaları vardı. İşte buradaki kat demek. Hangi kattadır laboratuvar? O da diyor ki fit tabiqi evveli Birinci kattadır. Fit birinci kattadır diye söylemiş oldu arkadaşlar. Bu alıştırmayı da böylelikle tamamlamış olduk. Hemen bir sonraki alıştırmamıza geçiyoruz. Ecib anil esiletil atiye. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Ecib. Eca ve Ecib cevap ver. Anil esile til atiye. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Hasebel hivaris sabik. Önceki Diyaloğa göre. Yani şu biraz önceki okuduğumuz diyalogdakilere göre sorulara cevap ver. Ben de sizlere yardımcı olacağım şimdi. Beraber yapıyoruz. Hel Taha ve Muhammed müderrisani. Müderris neydi arkadaşlar? Muhallim değil miydi? Muhallim, müderris, üstez bunlar aynı anlamlardı Öğretmen, hoca anlamında. Hel Taha ve Muhammed müderrisani. O ikisi öğretmen mi? Hayır ikisi öğretmen değillerdi. E, le Hüme Mühendisani. O ikisi e, Taha ve Muhammed arkadaştılar ve de mühendislik fakültesinde okuyorlardı değil mi? O zaman ne diyeceğiz? La, hayır. Çünkü hel gibi soru sorulduğunda yes, no sorusu diyorduk bunlara. Evet, hayır sorusu. Yani la, neam, la cevabıyla başlayacağız. La, hayır. Hüme mühendisler. Hayır, onlar ikisi mühendistirler. Onlar mühendislik fakültesinde okuyorlar. Veya hüme talibani fi kulliyeti fi kulliyetil hendeseti diye söylemiş ol olalım. Bakalım yine de orada biz de yanlış söylemiş olmayalım. Hüme ya'melani fil muhteberi. Ha, laboratuvarda çalıştıklarına göre öğrenci değiller. Orada mühendisler denmemiz daha doğru arkadaşlar. Dolayısıyla da bu cevabı biz yine taliban dememiz demez, demeyeceğiz. Hayır. La huma ya'melani fi kulliyetil hendese. Fi kulliyyetil e, fil e, muhteberi demiş olalım. Yani laboratuvarda çalışıyorlar. Veya da la huma mühendisane dememizde de bir sakınca yok. İkinci e, sorumuza bakıyoruz. Eynel muhteber muhteber en sonunda konuştular konuştular sohbet ettiler ettiler en sonunda kaçıncı katta diye sormuştu değil mi laboratuvarı o da el muhteberu fil fi camiati marmara neyse katını değil nerede olduğunu söyleyecekmişiz önce e, el muhteber laboratuvar nerede el muhteberu fi camiati marmara marmara üniversitesinde hel uhtu helil uhtu kız ka kardeş demek helil uhtu tedrisine fi kulliyetil hendeseti e, mühendislik fakültesinde okuyor mu kız kardeş? La el bintu tedrusine fi kulliyeti ilahiyat. Hayır. Kız e, o el uhtu de diyebilirsiniz. Ben el bintu demişim. El uhtu de denilebilir orada. El uhtu tedrusine fi kulliyeti ilahiyat. İlahiyat fakültesinde okuyor. Hayır. ilahiyat fakültesinde okuyor dedik. Sonra Mezel yucedu fit tabiqil evvel. Birinci katta ne vardır? Mezel ne? Yüced ne vardır? Fit tabigil evvel. Birinci katta ne vardır? El muhteberu fit tabigil evvel. Birinci katta laboratuvar birinci kattadır veya birinci katta laboratuvar vardır. Fit tabigil evveli muhteberun diye başa alabiliriz burada. Çünkü soruyu ona göre sormuş. Biz biraz farklı düşündük orada. Cevabımız fit tabigil evveli muhteberun diyebiliriz. Laboratuvar vardır demiş olduk. Bir sonraki alıştırmamıza geçiyoruz. Resimli bir alıştırma arkadaşlar. Biraz şöyle küçülttüm sizin için. Hepsini görebilmemiz adına. Öncelikle üstteki kelimeleri söyleyelim. Garib, min harfi cereyliyle kullanılır. Yakın demek. Halfe, çok iyi bileceksiniz arkasında. Bir tane daha vardı arkasında. Neydi o? Verae. Halfe, vera. Arkasında. Emame, önünde. Peki bir tane daha vardı. Kutdem. Kutdem ve emame. Önünde ifade. Bir canibi, yanında. İnde, bir canibi eee ifadelerini kullanıyorduk yanında demek arkadaşlar. Ba'id, ba'idun, ba'idatun, ba'id an harfi celin kullanılırdı. Bu da nokta noktaya uzak olmak. Biraz resimde böyle farklı şeyler verilmiş ama şimdi ene denilmiş. Mavi bir kutu içerisinde bakın üzerinde de çocuk omzuna çıkmış. Değil mi? ene demiş. İsimler var. Halil, Taha, Muhammed, Süleyman, Seher isimleri var şimdi en uygun en doğru olan cevapları bizim söylememiz gerekiyor Şimdi buna yanında desek o zaman bir canibiyi nereye de kullanacağız garibi ee, yakın e, yakını nerede kullanacağız değil mi arkadaşlar O yüzden e, burada biraz daha yakın ve yanında ifadeleri biraz birbirine çok şey Belki değiştirilebilir Hani ikisi birbirine Çünkü resime göre yorumlamak çok zor bu açıdan yani burada halili belki bir canibi deyip Muhammed'i de garip diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu da doğru yapmamız gerekebilir ama yine de tereddütlü bir durum var. Garip yakınında yanında demek. Muhammed de olabilir burada. Halfe arkasında. Kim arkasında bunların? Enen'in. Taha arkasında. Emame önünde olanlar kim? Süleyman var değil mi? Önünde. Peki bir bir yanında olan e, Halil veya da Muhammed'i yer değiştirebilirsiniz. İkisi de birbiri için uygun olabilir. İkisi de onu da söylemiş olalım. Ba'id. Geriye ne kaldı? Uzak. Uzak olan kim? Seher. Bunu da böyleyle yapmış olalım. Ve e, birkaç alıştırmamız kaldı sevgili arkadaşlar. Geldik buraya. İkra'il es'iletil vel ecvib'e. Ee, soruları ve cevapları oku. Sümme teemmel me'anihima. O ikisinin e, manalarını düşün. Müsta'ine bir Resimlerden yararlanarak, yararlanarak anlamlarını düşün. Öncelikle resime bakmanızı istiyorum. Evet önce resme baktınız. Bir resim var. Camiler var. Ev var. Şöyle bacası çıkan bir fabrika resmi gibi bir fabrika var. O ok işaretleriyle de iki cadde ismi yazılmış büyük geniş bir cadde var. Şariul kebir. Şari cadde demek arkadaşlar. Kebir ise büyük. Büyük cadde. Şari ul kebir büyük cadde. Bir de dar bir e, cadde, sokak gibi düşünebilirsiniz. Dar, dar bir cadde var. Ona da ne denilmiş? Eşşariul e, sagir. Küçük e, cadde. E, Eşşariul eşşarul sagir küçük cadde diye söylemiş olduk. Şimdi geçelim. Evet, okul resmini görebiliyorsunuz. Bayrak resmi var, değil mi? Ona göre cevap veririz. Eynel medresetü. Eynel medresetü. Okul nerededir? Hemen cevabı. El medrese ale şari'il kebir. Büyük caddenin üzerindedir. Büyük cadde üzerindedir. Büyük caddededir. El medresetü veya de el medrese ale şari'il kebir. İkinci soru. Eynel beytul kebir. Büyük cadde, büyük ev nerededir? Buradaki büyük evden kasıt caminin arkasında büyükçe bir ev var. Görüyor musunuz? yan tarafa doğru onu verilmiş. Yani diğer evlere göre bir daha büyük. El beytül kebir halfel mescidi caminin arkasındadır. El beytül kebir halfel mescidi caminin arkasındadır. el beytül kebir sıfat tamlaması bakın gördüğünüz gibi marife marife her şeyi uyumlu müzekker müzekker yapılarıyla uygun. Üçüncü sorumuz eynel mevkifu mevkif durak demekti. Durak nerede? Durağı gördünüz mü? Evet durağı gördünüz mü arkadaşlar? Hemen şu kırmızı e, fabrikanın önünde gibi duruyor. Bakalım. E, el mevkif el masna'i. el masna. Durak fabrikanın önündedir. el mescid. Mescid cami nerededir? El mescid bi cenebil hadigati. Hadiga bahçe var. Bakın caminin sağ tarafında bir bahçe görünüyor. E, bahçenin parkın yanındadır dedik. Eynel masna fabrika nerede? El masna u beyne şari el kebir sagir. Yani büyük ve küçük caddenin arasındadır fabrika diye söyledik. Hemen altındaki alıştırmaya geçiyoruz. Bu alıştırmayı hem okuyup hem çeviriyoruz arkadaşlar. Bir metnimiz var. Hazehu huve hayyi. Haze bu ve orada zahit bir harf olarak geçiyor. Bu o deriz ama çevirirken onu çevirmeden bu benim mahallemdir. İşte bu benim mahallemdir diye de çevrilebiliyor bazen. Haze huve hayyi. İşte bu benim mahallem. Beyti benim evim fi hazeh bu mahallededir. Ve bi bil medreseti okulun yanındadır. Hazeh hazeh kebir. Bu büyük caddede, bu büyük caddede bu, cadde, bu ve bu hazeh şari'u bu cadde kebir. Bakınız ayıralım. Bu büyük cadde değil. Değil mi arkadaşlar? Marife yapısı yok. Burası öznemiz. Diğeri ise yüklemimiz. Haber e, ve haberimiz arkadaşlar. İsim cümlesinin. Hazır <laughs> şari'u. Bu cadde kebirun. Büyüktür. Ve tucedül medresetü. Okul bulunur. Aleş şari'il kebir. Büyük cadde üzerinde bulunur okula. Hazel beytu. Bu ev ezrak. Mavidir. <laughs> El beytul ezraku. Mavi ev. Bi canibi beytil ahmeri. Kırmızı evin yanındadır. Evel beytül kebiru. Büyük ev. Halfel mescidi. Caminin arkasındadır. El masna'u fabrika. Aleşşari'in sagir. Küçük cadde üzerindedir. El mevkifu. Durak. Emam el masna'i. Fabrikanın önündedir. Ve ba'idun anil medreseti. Ve de okula uzaktır. Ba'id an Uzak ve e, el beytul azragu mavi ev bakın sıfat tamlaması marife marife el beytul azragu qaribun min el beytil abyadi beyaz eve yakındır mavi ev beyaz eve yakındır demiş olduk arif mekane e, beytuki beytüke evinin yerini bize tanıtmış. müstaînen bit temârin sâbika önceki alıştırmalardan yani şu metinden de yararlanarak siz de evinizde evinizin yerini Nerede olduğunu, caminin, okulun, caddenin neresinde olduğunu, önünde, arkasında olup olmadıklarını yazarak, yakın uzak ifadelerini kullanarak. Bir de bunun dışında özellikle e, ifadenizde şu da olabilir. Şuradaki gibi mesela yanında, arkasında, önünde. Bir de cadde isimlerini söyleyebilirsiniz. Mesela büyük caddede veya bu büyük cadde büyüktür, küçüktür ifadelerini sizler de kendi cümlelerinizi ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada yapacaksınız. Geçtik bu dersle ilgili, bu ikinci dersin, birinci dersin bu ünitesiyle ilgili alıştırmalarımız var. Hemen hızlı hızlı fiillerle ilgili arkadaşlar bu alıştırmalar. Onları hızlıca yapıyoruz. Ettedribat, alıştırmalar. Ecrit temrine kema fil Örnekte olduğu gibi alıştırmaları yap arkadaşlar. Öncelikle iki, bir erkek ve iki erkek arkadaş var. Sol tarafta ise bir kız veya bayan resmi var. İki tane de yine bayan resmi, kız resimleri var. Şimdi buradan neyi göreceksiniz? Örneklerimize bakıyoruz. Yektubu, hüve yektubu, o yazıyor. Hüma yektubani, o ikisi yazıyor o yazıyor o ikisi yazıyor tektubu hiye tektubu o yazıyor bayan için y t oldu bakınız hiye de hüma tektubani o ikisi yazıyor size daha önceki alış sayfada geçmişti bu alıştırma Hübe ve hüma o, o ikisi anlamında müzekker erkek olunca y ile başlıyordu. İkillerde e'ni ekini ekliyorduk müzarifiyenin sonuna. Bunlar hepsi neydi? Müzarifiyeniş. Genişle şimdiki zaman. Hiye ve hüma ise bayan için kullanılan hüma tabii ki o. Ortak zamir çünkü. Onlar da ise T ile başlayacaktı. Sonra da yine ikillerinde e'nin ikini koyacaktık. Yektubu yektubani, tektubu tektubani. O zaman denes yedürüsüyü nasıl yaparsınız? arkadaşlar? Yedürüsü, yedürüsani. Tedürüsü, tedürüsani. Yedürüsü, yedürüsani. Tedürüsü, tedürüsani. Peki yahfazu ne demek? Ders çalışmak, okumak anlamına geliyor. Hafaza yahfazu fiili korumak, muhafaza etmek. Ee, anlamında yahfazu yahfazani Tahfazu tahfazani oldu mu? Oldu arkadaşlar. Peki alime ya'lemu bilmek, tanımak. Ya'lemu ya'lemani biliyor. Bir, o ikisi biliyor. Ta'lemu ta'lemani. Bu da hiye ve e, yine hüma için. ikisi biliyor anlamına geldi. Sekete yeskütü susmak. Yeskütü yeskütani. Teskütü teskütani diye ne yaptık? Alıştırmayı tamamladık. Dar, dara ve dara ve yadribu vurmak, çarpmak anlamlarında. Yadribu yadribani tadribu tadribani şeklinde alıştırmayı yapmış olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfamıza hemen geçtik. Burada ise da'il kelimeti sahiha doğru kelimeleri koy. Fil feragat ilati aşağıdaki boşluklara doğru kelimeleri koy. Müstainen bir suvari resimlerde yer alınarak örnekte olduğu gibi kemer filmi isel örnekte olduğu gibi doğru kelimeleri yerlerine yerleştir. Hangi kelimeler? Siyah biraz kahverengi tondaki e, kelimeler. Fi içinde de da ba'iden nokta noktaya uzak olmak. Emame önünde ala üzerinde fevgayla bir canibi yanında halfi arkasında. Hemen yapıyoruz. Bakın bunu ben size sınırlıyorum sınav sorusu olarak e, birinci dönem öğretmiştik ve sınav sorusu olarak da gelmişti bu soru. Fi nedir arkadaşlar? İçinde içinde bakınız kutunun içinde. El kuratu e, fis ve fis diye de söyleyebiliriz. Bir canibi yanında. Hemen altındaki halfe arkasında. Ba'id an o da nokta noktaya uzak olmak. Var. El kuratu ba'id anil sunduki. Yani kutuya e, uzaktır. Veya da ale ale sunduki kutunun üzerinde bakın. Ala üzerinde. Emame önünde idi. Hemen altındaki alıştırma bu sefer biraz önceki yaptığımız fiillerin bu sefer olumsuzları. Yektubu yektubane, tektubu tektubane idi ya. Sadece yaptığımız tek şey var başlarına la getiriyor olmamız. Yapmaz e, veya da bazen yapmıyor diye de çeviriyoruz. Ancak bunu biz ma ile yapılırsa, şimdiki zamanın olumsuzu, la ile yapılıyorsa, geniş zamanın olumsuzu şeklinde çeviriyoruz. Ama istisnai birbirinin yerine kullanımları söz konusu. La yektubu, la yektubani. La tektubu, la tektubani diye örneklerimiz yapılmış. Ben de sizin için üzerlerine hemen zamillerini yazdım. Hü ve la yektubu, hüme la yektubani. Hü, la tektubu, e, hüme la tektubani dedik. Hemen alttakilerle de beraber yapıyoruz. E, la yedrusu la yedrusani. Hemen sağdan sola doğru okuyorum arkadaşlar. Takip edin. La tedrusu la tedrusani. La yahfazu la yahfazani. La tahfazu la tahvezani. E, korumak, muhafaza etmek anlamındaydı. Alime ya'lemu ise bilmek anlamında. La ya'lemu la ya'lemani. La ta'lemu. E, burada ta'melu ta yapılmış, yazmışız. E, burayı düzeltelim. Ta'mel ta çalışmak. Biraz birbirine benziyor. La ta'lemu la ta'lemani olacak şurayı taleme talemu diye yapmış olalım. La talemu la talemani o ikisi bilmiyor dedik. La yeskutu la yeskutani la teskutu la teskutani dedik. La yadrimu la yadribani ee, la tadrimu la tadribani la tadriban şeklinde demiş olduk. Böylelikle bu sayfamızı da bitirerek alıştırmamızı kitabımızı arkadaşlar istediğimiz yere kadar getirmiş olduk. Sayfa 43'e kadar getirmiş olduk. Tekrar ben hepinize teşekkür ediyorum. Sizler de bu videoyu durdurarak kitabınız üzerine bu yaptığımız alıştırmaları aynen yapınız. Sesli olarak evinizde okuyup bu videoyu dinleyerek sesli okumalar yapıp bu kelimelerin anlamlarını da sizler de kenarlarına yazarak bu fiilleri, bu yapıları öğrenmeye çalışın. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Allah'a emanet olun.